olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak bu çatı altında farklı güzel kimliğini korumak, yüceltmek adına farklı görevlerde bulundum. Siyasi hayatım yaklaşık 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürdü. 2 yılda Demokratik Sol Parti'de görev yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptığım sürece 2 dönem il yöneticiliği ve 3 dönemde ilçe başkanlığı 2005 yılından 2011 yılına kadar sürdü. Son dönemde de hepinizin bildiği gibi 2015-2018 yılında il başkanlığı görevinde bulundum. Bugün büyük bir onurla Süleyman Paşa Belediye Başkan adayı olarak müracaat dosyamı ilçe başkanı Sayın İsmail Öztürk'e teslim ettim. Görevi bırakırken hiç tereddüt etmedim. Çünkü arkamda benim boşluğumu dolduracak çok iyi bir ekibin olduğunu ve bu tüzel kimliğini yüceltmek adına mücadele edecek olan, birikim ve niteliğe sahip olan bir yönetim kurulu gördüm ve gönül rahatlığıyla görevimden ayrıldım, aday adayı oldum. Partime ve şehrime hayırlı olsun. Ben yaşadığım şehirde 4. kuşak Tekirdağlıyım. 54 yaşındayım. Yoğun bir iş hayatım geçti. Yoğun bir siyasi yaşamım geçti. Ve bugün geldiğim noktada bir dönüm noktasındayım. Olası bir görevde iş hayatımı tamamen noktalayıp Tekirdağ halkına hizmet etmenin onurunu yaşamak istiyorum. Tekirdağ halkıyla özleşmiş bir kimliğim, kişiliğim yok. Herkesinden, her bireyle kolay diyalog kurabilen, anlaşabilen, uyumlu bir kişiliğim olduğunu düşünüyorum. Tekirdağ'ın sorunlarını biliyorum. Tekirdağ halkını da yakından tanıyorum. Öncelikli olarak Tekirdağ halkı samimiyet, dürüstlük ve ulaşılabilirlik istiyor. Tabii ki belediyenin ana hizmetleri olan hizmetlerin yanında Tekirdağ'ın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını da güçlendirecek, Tekirdağ halkını refaha ulaştıracak projeleri de yine Tekirdağ halkıyla birlikte yapmak zorundayız. Yapılacak olan her bir proje halkla paylaşılırsa, halkın onayı alınırsa o proje desteklenir, ilgi görür ve yaşar. Ben yaptığım oldu anlayışından uzak, birliğin, beraberliğin ve ortak fikrin aklıyla hareket edilmesinin sosyal demokrasinin özü olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede belediyenin kıt kaynaklarını, yaşanan ekonomik sıkıntıları da dikkate alarak elle tutulan, gözle görülen, her şeyin bir milli servet olduğu düşüncesiyle emeği doğru yerde, doğru zamanda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Tekirdağ halkının ihtiyaçları gerçekten çok fazla. Örneğin kanayan yaralarımızdan bir tanesi pazar yeri. Mutlaka yapılmalı. Belediye hizmet binası en kısa zamanda bitirilmeli. Şehir içi ulaşım, trafik sorunu. Mutlaka giderilmeli. Bazı caddelerimizin ortasında tek bir bina yolu kapatıyor. İstinmek edilip açılmalı. Trafik ışıkları minimum seviyeye indirilmeli. Trafik ışıkları milli servet ve zaman kaybı. Alt ve üst geçitlerle, köprülü kavşaklarla mutlaka bu sorun giderilmeli. Tekirdağ çok bakir kalmış bir bölge.
kaynaklar zorlanmalı, doğru yatırımlarla doğru işler yapılmalı. Sosyal yaşam açısından Tekirdağ'ın sıkıntılarına baktığımızda Tekirdağ gerçekten Avrupa şehirlerinden biri. Fakat ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar olan, ekonomik derinliği olmayan bir bölge. Bu kıt kaynakları doğru kullanmak gerekiyor. Sosyal yaşam diyorum. Çünkü geleceğimiz olan gençleri emanet edeceğimiz, geleceğimiz adına özgüven sağlayacak, onların çocukluğunu mutlu geçirecek kreşler yaygınlaştırılmalı. Her mahallede yaygınlaştırılmalı ve belediye desteğiyle olmalı. Yine şehrimizde üniversite şehri olmasına rağmen bir üniversite öğrenci yurdunu maalesef belediye olarak yapamadık. Bu mutlaka yapılması ve üzerinde sokulması gerektiğini düşünüyorum. Eğitime önem vermek zorundayız. Tekirdağ diğer bölgelere göre, örneğin bir özel üniversite neden yok sorusunu da kendimize sormalıyız. Gelmeli. Özel üniversite davet edilmeli. Yatırımcının önü açılmalı. Yeşil sanayi dediğimiz organize sanayi kurulmalı. Tekirdağ halkının büyük bir kısmı tarımla geçimini sağlıyor. Tarımdaki girdi fiyatları yüksekliği gelir seviyesini düşürmüş. Tekirdağ hızla fakirleşmiş durumda. Tarımsal Daire Başkanı'nın yaptığı hizmetler daha da geliştirilerek tarımla ilgilenen, tarımla geçimini sağlayan halkımızın geliri desteklenmeli. Arkadaşlar biraz fazla heyecanlıyım sanıyorum. İnanın nasıl diyeyim? O kadar çok şey kafamda var ki biraz zaman zaman bunları atladığım da oluyor ama zaman zaman da neden olmuyor diye kendimi sorguluyorum. Kısaca şunu söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne layık, sosyal demokrasiyi içine sindirmiş, özümsemiş bir kişi olarak belediyecilik hizmetlerinin sunulması konusunda aday adaylığımı açıkladım. Sorumluluk bilinci yüksek olan biri, aldığım görevi layıkıyla bugüne kadar yaptım. Bundan sonra da yapacağım konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ben bu şehirde bugüne kadar yaşadım ve bu şehirde de yaşamaya devam edeceğim. Bu şehre hizmet etmek bana onur verir, mutluluk verir. Hepinize teşekkür ederim.